Türkiye'de en iyi yatırım yapılacak yerlerden bir tanesi de bence Yalova. Bizim gibi insanlar için zaman çok kıymetli biliyorsunuz. Yalova'yı çok beğendim. Suudi Arabistan Sahra ülkesi olduğu için eşim de ben de ağladık. Mekke ve Medine'de, Cidde'de, Riyad'da çok fazla Türk aile var. Kabe'nin etrafındaki inşaatları yapan Türk firmaları var. Gerçekten çok beğendim. Bu kadar güzel ve büyük beklemiyordum. Şu anda da Cennet Yalova'da kalıyoruz. Suudi Arabistan'dan Gülşehir Medine Mücella Hanım bizlerle. Kendisine birkaç soru soracağım. Video başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Merhaba, hoş geldiniz Mücella Hanım. Hoş bulduk. İyi misiniz? Elhamdülillah iyiyim. Siz nasılsınız? Elhamdülillah ben deyim. Teşekkür ederim. Beğendiniz mi Yalova'yı? Gerçekten çok beğendim ve inanılmaz şaşırdım. Çünkü bu kadar güzel ve büyük beklemiyordum. Dün birazcık gezme fırsatımız oldu. Özellikle doğayla iç içe olmasını ve deniz olan şehirleri çok seviyorum. Yalova'ya da bu yüzden bayıldım. Şirketimize ve Yalova'ya hoş geldiniz. Hoş bulduk. Cennet Yalova projesini beğendiniz mi? Umran Türk şirketinin yapmış olduğu bu projeleri. Daha önceden duymuştum şirketinizi ama bugüne kısmetmiş gelip ziyaret etmek. Şu anda da Cennet Yalova'da kalıyoruz. Özellikle çocuklarınız olduktan sonra bir anne olarak çocuklarımızın güvenliği bizim için çok kıymetli. Bu yüzden Cennet Yalova projesinde en beğendiğim 24 saat güvenlikli olması, açık havuzunun olması, kapalı havuzunun olması ve çocuk oyun alanlarının olması. Mesela eşimle biz kahve içerken çocuklar parkta gönül rahatlığıyla kayıp oynayabiliyorlar. Bu da bizim için çok önemliydi. Şu ana kadar çok memnun kaldık. Severek de Cennet Yalova'da oturuyoruz. Peki şöyle bir soru sorsam. Türkiye'de yatırım hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz olsanız Yalova gibi bir şehirde ev alır mıydınız ya da yaşar mıydınız? Şimdi biz Suudi Arabistan'da yaşadığımız için önceliğimiz tabii ki Suudi Arabistan'daydı. Ama ben bir yandan da kendi ülkemiz olduğu için İstanbul, Samsun, Bursa buralarda ev araştırmasındaydım. Açık konuşmak gerekirse Yalova'da herhangi bir fikrim yoktu buraya gelene kadar. Ama buraya geldikten sonra çok güzel bir şehir olduğunu, sakin, sessiz, trafikten uzak ve evet, İstanbul'a da yakın olması beni cezbeden seçenekler arasındaydı. Şu anda bana sorarsanız gerçekten Türkiye'de en iyi yatırım yapılacak yerlerden bir tanesi de bence Yalova. Evet, keşfedilmesi gereken bir kesinlikle yer. Kesinlikle keşfedilmesi evet, gereken bir yer olduğunu düşünüyorum. Bunun sebebi de şu, genelde bütün işlerimiz İstanbul'da oluyor. Zaten İstanbul'da yaşayanlar da trafikte 2-3 saat gidiyor. Yalova'dan İstanbul'a 45 dakikada ulaşabiliyoruz. Bizim gibi insanlar için zaman çok kıymetli biliyorsunuz. Evet, evet. O yüzden Yalova'yı çok beğendim. Yani gerçekten herkes hayatında bir kere gelsin bence gezsin. Evet. Peki şöyle bir soru sorsam, Suudi Arabistan ile Türkiye arasında yatırım yapmak isteseniz, yani aradaki farkları bize anlatabilir misiniz? Öncelikle Suudi Arabistan sahra ülkesi olduğu için, yani çok aşırı sıcak olduğu için öncelikle havası çok önemli. Yani Türkiye'nin havasını herkes çok seviyor zaten. Özellikle çöl ülkelerinde yaşayanlar yağmur, temiz hava. Bunu özlediğimiz için kesinlikle bütün takipçilerimize ve bizi izleyenlere Türkiye'de yatırım yapmalarını tavsiye ediyorum. Bunun birinci sebebi tabii ki hava şartları. Türkiye'de hava gerçekten çok güzel. Ve yaz kısa sürüyor. Hani 2-3 ay çok sıcak oluyor. Onun dışında yağmur, sonbahar havası. Evet. Bence Türkiye'de hava çok güzel. Doğa çok güzel. Dışarıya çıkabiliyorsunuz, gezebiliyorsunuz. Yani bu sosyalliği seviyorsanız çarşı, pazar, işte gezmek. Türkiye tam bir doğa harikası. Çok güzel bir konumda. O yüzden muhakkak Türkiye'de yatırım yapmak bizi izleyenlere de tavsiye ederim. Teşekkür ettim. Bir de şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Biraz şahsi olacak ama Mekke, Medine'de
sizi etkileyen bir durumla karşılaştınız mı? Orada yaşadınız diye biliyorum ben. Evet, evet, evet. Ben ilk Riyad'a evlendim. Suudi Arabistan Riyad'a. Daha sonradan eşimin iş sebebiyle Medine'ye taşındık. Medine bizim için çok özel. Yani bütün Müslümanlar için özel ama bizim için çok kıymetli. İki oğlum da Medine'de dünyaya geldi. Ve orada büyütme fırsatım oldu çocuklarımızı. Medine'deki maneviyat çok güzel gerçekten. Hani bize çok şey kattı. Hep diyorlar ya Medine'nin insanı çok mülayim diye. Gerçekten evet. De öyle. Ve Medine çok bereketli bir şehir. Yani mesela bir kilo elma alırsınız, portakal alırsınız. İnanın bir iki hafta yani bitmiyor. Medine çok bereketli ve rızkımızın çok bol olduğu bir şehir. Zaten bunu her giden söyler. Medine bizim için çok kıymetli. Hatta YouTube kanalımda da paylaşmıştım. Medine'den ayrılırken eşim de ben de ağladık. Yani böyle istemsizce. Çünkü orası bizim için çok kıymetli. Yine ziyaret edebiliyoruz istediğimiz zaman. Şimdi Cidde'ye taşındık. Kabe'ye bir saat. O da çok güzel bir duygu. Yani mesela kahvaltımızı yapıp hadi Kabe'ye gidelim diyebiliyoruz. Dediğim gibi bütün Müslüman alemi için Mekke Medine çok kıymetli. Evet. Bizler için de öyle. Ve çocuklarımı da orada büyüttüğüm için inanılmaz mutlu ve şanslı hissediyorum. Çok güzel. Benim bildiğim kadarıyla Mekke Medine'de olsun Türkler fazla yani sayı çok olarak. Çok fazla. Orada ne işle meşguller ya da siz onlar için bir şeyler yapıyor musunuz? Mekke ve Medine'de, Cidde'de, Riyad'da çok fazla Türk aile var. Ben de Suudi Arabistan'a evlenmeden önce hani acaba yapabilecek miyim, alışabilecek miyim, hani hiç Türk yoksa ne yaparım diyordum. Sayfamı açtıktan sonra da birçok Türk'le tanışma fırsatım oldu. Hatta biz Türk buluşması yaptık. Restoranda yine Türk bir abi bizim de sağ olsun üst katı tamamen bize kapattı ve toplamda 75 Türk aileyle birlikte çok güzel bir akşam yemeği yedik. Çok fazla Türk var. Mesela konsoloslukta çalışan Türklerimiz var. Mühendis olarak Kabe'nin etrafındaki inşaatları yapan Türk firmaları var. Tünelleri yapan yine Türk firmaları. Çünkü Türklerin inşaatını çok beğendikleri için ev düzenlerini çok beğendikleri için genelde Suud Türk firmalarını tercih ediyorlar. Özellikle site yapımında yani Cennet Yalova gibi bir proje Suudi Arabistan'da olsa maksimum bir haftada bütün daireler biter. Çünkü Suudlar Türklerin projelerini gerçekten işçiliklerini çok beğeniyor. Evet bunu duyduğuma gerçekten çok sevindim. Teşekkür ettim. Ben teşekkür ederim. Her zaman bekliyorum. İnşallah başka videolarda daha güzel konularda konuşmak isteriz. Benim de teşekkürüm olacak. Öncelikle Ümran Türk ailesine çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bizleri Yalova'ya çok güzel tanıttınız. İnanılmaz güzel gezdirdiniz. Projeleriniz harika. Türkiye'de böyle kaliteli, güzel projeler yaptığınız için de ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Eliniz ayağınıza sağlık. Buraya kadar geldiniz. Çok memnun oldum. Biz de memnun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.